amacımız da en hesaplı alışverişi nereden yapacağını biliyor anlaşılan. Dünkü yarışmacımız gibi o da Carrefour'u tercih ediyor. Alışveriş arabasını aldığı gibi hemen tazeliğiyle göz alan sebze reyonuna yöneliyor yarışmacımız. İşte Carrefour... Aslında akşam yemekte böyle bir takım hazır meyve suları sundu. Ben vaktim kalırsa, tabii buna söz vermiyorum. Vaktim kalırsa meyve suyu ikram etmek istiyorum sıkmak. Yani Serdar Bey çilek suyu hazırlamıştı. O da bence aslında başarılı bir şeydi. Portakalın ardından bir yana limonlara geçiyoruz. Limon almalıyım salata için. Limonların da en güzelini seçen yarışmacımız poşetlere doğru ilerliyor. Sırada ne var acaba? Şimdi bu sırayı geçtim ama oradan biber almıştım. Başka domates mevsimi olmamasına rağmen belki süsleme amaçlı kullanırım diye limonu işaretliyorum. Şu araba kalsın burada. Biraz domates alacağım. Süsleme amaçlı. Merhaba. Hoş bulduk. Bir poşet daha çekip süsleme amaçlı kullanacağı domatesleri de arabasına atan yarışmacımız ardından çeri domates almayı da ikmal etmiyor. Bu akşamın başlangıcı Rus mutfağından doyurucu ve lezzetli borç çorbası ve özel tarifiyle şefin böreği. Yani hiç bilmediğim bir çorba. Herhalde Murat Bey'in kendi ürettiği, kendi keşfettiği bir çorba bu. Borç mu vereceğiz, borç mu alacağız? Puanları mı borç istiyor yoksa bize verdiği borç puanları mı geri almaya çalışıyor bilmiyorum ama çok manasız geldi bana. Umarım iyi, lezzetli bir şeydir. Sıra günün merakla beklenen borç çorbasının malzemelerini almaya geliyor. Biraz bilgi alabilir miyiz acaba? Çorban benim çok ilginç bir çorba. Sebzeler var içerisinde. Dün akşam Hamiyet Hanım kabaklı bir çorba yapmıştı ama içindeki ne kabağı hissedebildik ne çorba hissedebildik. Yiyemedik de aslında. Ama benimkisi de şimdi onun karşısında çok şimdi yoğun bir çorba olacak. Bu sıkı bir lahana olması gerekiyor. Hepsini kullanmayacağım. Tabii önce poşete koyabilirseniz. Çorbanın ana malzemesini alan yarışmacımız işe salatasında kullanacağı sebzelerle devam ediyor. Bu arada market görevlisi küçük bir jest yapıyor Murat Bey'e. Teşekkürler. Şimdi en tazelerinden maydanoz. Maydanozumuzu alıyoruz. Ha, çok teşekkürler. Biraz büyük şeydi ama daha orta boylu şey var mı? Peki. Maydanoz. Nane değil mi bunlar? Bunlar rokalar. Bir bağ roka alan yarışmacımız ardından bir tane de nane seçiyor. Çok güzel kokuyor naneler. Gerçekten salataya tat verecektir. Nefis kokusuyla naneden bir demet arabaya koyduktan sonra mevsim salatasının vazgeçilmezlerinden göbek salataya geliyor sıra. Tamam. İki tane yeterli. Fazla da alıp ziyan etmemek lazım. Gerçi salata yine çok rahatlıklı ama şurada kırmızı lahana görmüştüm. Kırmızı lahana çok riskli. Hep yemek yaparken risklerden bahsediyor. Çünkü bunu aslında dün alıp biraz bekletmem gerekiyordu. Bugün sirkeyle falan halledebilirsem becermeye çalışacağım. Şefin böreği normal, herkesin bildiği bir börek. Şefe özgü bir şey zaten. Ve bu akşam da şefimiz Murat. Murat'a özgün bir börek olacak. Hangi şefin böreği? Ben kendisini bir şef olarak görmüyorum. İçinde ne olduğunu da bilmiyorum. Bari yanına biraz yazsaydı mesela dün akşamki gibi sosisli milföy diye yaz. Onun gibi bir şey bari olsaydı belki onunla ilgili bir yorum yapabilirdim. Bu böreği de eliyle açacak mı? Yoksa yufkayla mı dışarıdan alacak onu da bilmiyorum. Havuç bir tane daha alayım. Çünkü onu rendelemeyi düşünüyorum salatanın içerisine. Rendeli kavuşlar da alındıktan sonra sayfalar halinde düzenlenmiş alışveriş listesini kontrol ediyor Murat Bey. Şunlar hariç tamam. Bu zaten Ayvacık'tan geliyor, Çanakkale'den. O evde var. O yüzden limonu aldım, otları aldım. Maydanoz, nane taze. Şimdi nar ekşisi ve balzamik sirke alacağım. Kağıt üzerinde planını yapan yarışmacımız harekete geçiyor. Acaba ne var şimdi sırada? Şimdi hazır buraya gelmişken ekmeğimi alacağım. Ekmeklerden de sofrada
Ekmek sonuçları hep problemli oldu aslında bugüne kadar. Ben şu sabahki ekmeklerden, çıkanlarından var mı acaba? Ben şu bagetlerden alayım bir tane. Susamlı değil, sade olsun. Bir tane şundan alayım. İki tane baget yeterli mi acaba? Ekmeğin bir kısmı da yine Ayvacık'tan geldi, Çanakkale'den. Orada herkes zaten ekmeği fırınında yapıyor, yani köylerinde özellikle. Bu akşamın ana yemeği, lezzetiyle hayranlık uyandıracak fırında sürpriz kuzu pirzola, tarzıyla farklılık yaratacak olan mevsim salata ve sofraların altın kadar değerli lezzeti safranlı fıstıklı pilav. Bakın şimdi bu fırında sürpriz kuzu pirzolaya katılıyorum. Çok güzel olabilir. Ama burada bir ayrıcalık var. Çünkü Çanakkale Ayvacık doğal kuzu pirzolayı nereden aldı? Olmaz ki. Olmaz, o zaman bize haksızlık yapılmış. Ben niye gidip de misal falanca yerden aldım da o Çanakkale'den getirsin etini? Bak bu lezzetli olur. Çanakkale'nin kuzu eti gerçekten lezzetli olur, inanırım. Eğer hakkını verirse ve fırında bunu kıvamında fırınlarsa o zaman lezzetli olabilir. Sürpriz kelimesi kattığına göre herhalde daha değişik bir hale getirecektir o yemeği diye düşünüyorum. Çanakkale Ayvacık doğal kuzu eti. Yani güzel yapılırsa kuzu pirzolayı severim. Yani anladığım kadarıyla eti de özel getirtilmiş. Yani bu özel bir şey yapma çabasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Hani güzel yapılmışsa afiyetle yiyebilirim. Rahşan Hanım diyet yapıyor olabilir. Ona belki bir kepekli ekmek alabilir miyim? Dilim yapabilir misiniz? Tamam, onu dilim yapalım. Ekmekler dilimlenirken vakit kaybetmek istemeyen yarışmacımız kuru yemiş reyonuna doğru ilerliyor. Fındığım da Karadeniz'den geldi, Akçakoca'dan geldi. Onu hatta kavurdu annem. Mevsim salata. Yani mevsim salata zaten alışılmış. Ama herhalde menüyü tamamlamak için düşünüldü. Daha belki biraz renklendirilebilir. Murat kendisine özgü bir hava katabilir. Normal, sıradan bir salata. Yağını, tuzunu, limonunu ne kadar koymuş? Bu benim için çok önemli. Ekşi mi? Yoksa yağlı mı? Yoksa normal mi? Tamam, çok teşekkür ederim. Şimdi fındık bahsettiğim gibi ama onun yanına bir badem koymak istiyorum. Ve biraz da kayısı, kuru kayısı ikram etmek istiyorum. Badem, peki teşekkür ederim. Şimdi bir takım baharatlar var listemde. Onların bir kısmını yine daha önce bir kısmını temin etmiştim ama zerdeçal, İnsaflığını kendimden alalım. Baharatların bir kısmını doğup büyüdüğü Çanakkale'den getirten yarışmacımız geri kalanını da marketin reyonunda tamamlıyor. Şuradan mantar alıyoruz. Mantarları da kafi olur mu bilmiyorum. O yüzden iki paket alacağım. Mantarlarını da alan yarışmacımız bu arada Hamiyet Hanım'ı da unutmuyor. Soğanı Hamiyet Hanım için tabii almak gerekiyor. Çünkü ilk gün Reyhan Hanım'ı soğan istiyorum diye bombardımana tutmuştu. Neyse ki evde varmış herhalde. Hepsini koymayacaksınız umarız. Hepsini koymayacağım bunların Reyhan Hanım, Hamiyet Hanım'ın önüne ama yemekte de kullanacağım için gerekli bir malzeme. Soğan bizim Türk mutfağında en çok kullanılan öğelerden birisi. Soğansız tercih edenler de olabilir tabii. Almadım. Kuru incir acaba orada var mıydı? Şurada görüyorum zannediyorum. Üstünde Tema Vakfı'nın işareti var. Organik kuru incir. Peki bunu bir denemek istiyorum. Daha önce denemedim. Safranlı fıstıklı pilav. Yani bu da özgün olacak. Ben baharatları severim. Yani safranın pilavda rengini de severim. Buyur buradan yak. Safranlı fıstıklı pilav. Ya lütfen artık birisi normal bir pilav yapsın. Safranlı fıstıklı pilav demek ne demek? Pilav seçimini beğendim. Pilav seçimi güzel. Biraz da değişik geldi bana. Şimdi şurada galeta unu vardı. Galeta unu da böreğim için gerekiyor. Ondan da iki paket alıyorum. Neredeyse her şey tamam gibi Murat Bey. Geriye ne kaldı acaba? Şimdi bir etimiz kaldı. Et için de kasaba doğru gideceğiz. Kasaba mı arıyoruz? Bu sırada yarışmacımız çorbasında kullanacağı etin neden değiştirdiğini açıklıyor bize. Şimdi etin aslında bor çorbasındaki etin kemikli bir et olması gerekiyor ve onun ayrı kaynaması gerekiyor. Fakat yarışmanın böyle bir şeyi olduğu için
Herkes kemik buluyor, kabuk buluyor. Ben bu riske girmeyeceğim. O yüzden kuşbaşı bir et almakla, sote bir et almakla yetineceğim. Alışverişine devam etmeden önce listesini kontrol eden yarışmacımız peynir almak için rotasını süt ürünleri reyonuna çeviriyor. Bu akşamın son servisi lezzetin doğru adresi kaymaklı elma tatlısı. Ayvasını yedim ama elma tatlısını hiç yemedim. Herhalde burada da değişik bir lezzetle karşılaşacağım diye düşünüyorum. Hafif ve güzel olur tahmin ediyorum. İnşallah başarır. Peynir reyonuna devam ediyoruz. Sofraya peynir koymamın sebebi peynirin yani bizim soframızda akşam yemeklerinde yer alması. Zeytinyağı, peynir, zeytin bu tür şeyler yer alıyor. O yüzden bugüne kadar da bizim en azından bizim yarıştığımız arkadaşlarımızdan böyle bir ikram yapan olmadı. Ama onlar hep sofrada duracak. O yüzden şimdi peynirlere bir bakacağım. Ben İzmir tulum peyniri var mıdır? Bir parça İzmir tulum alayım. O aslında büyük de olabilir. Olur, peki onu alayım fazlasını. Eski kaşar, Trakya eski kaşar rica edeceğim. Beyaz peynir almayacak mısınız? Beyaz peynir almama gerek yok. Görünen o ki peynir sizin için oldukça önemli. Peynir konusu benim için önemli. Çok tükettiğim bir şey, özellikle eski kaşar ve beyaz peynir. Onun yanında da zaten yine böyle reklam gibi oluyor ama Çanakkale, Ayvacık'tan getirdiğim peynirlerin yanında bunları ikram edeceğim. Börek için gerekli sucuk tadına bakıldıktan sonra hemen sepete atılıyor. Tabii ki hemen listeden siliniyor alınanlar. Yufka, yufkayı mahalledeki yufkacımızdan alacağım. Yumurta almam gerekiyor. Hızla yumurtaların olduğu reyona gidiyoruz. Kaç tane alacaksınız acaba? Çok fazla yumurtaya gerek yok. Kullanma tarihi zaten problem değildir burada ama yine de kontrol edelim. Yumurtayı aldık. Yumurtayı aldık. Taze kaşar almam lazım. Taze kaşar peynirin olduğu reyonu bulmakta pek zorlanmıyor Murat Bey. Börek için kaşar alıyoruz. Kaşarımızı da şöyle attık. Evet, böreğin malzemesi yufka hariç tamamlandı. Havucumuzu da aldık. Krema. Krema nerede bulurum acaba? Bir yetkiliye sorsam. Ama yardımcı olsa. Süpermarketin içinde küçük krema kutuları aramaya başlıyor. Affedersiniz, krema nerede bulabilirim? Krema. Görevlinin yardımıyla çok geçmeden hedefine ulaşıyor yarışmacımız. Aa, teşekkürler, sağ olun. Biz önünden geçmişiz, görmemişiz. Bundan da iki paket alıyoruz. Çorbanın son malzemesi. Kerevizi iptal etmiştik. Yufka hariç tamamlandı. Bu arada arabanız nerede acaba? Arabam nerede kaldı? Arabam burada. Tekrardan reyonların arasında dolanmaya başlıyoruz. Rafları dikkatli bir şekilde inceleyerek ilerleyen yarışmacımız nar ekşisi ve balsamik sirkeyi de ekleyiveriyor sepetine. Salatanız için herhalde bunlar. Aslında zeytinyağı ve sadece limon yeterli olur bence ama bu akşam ben daha farklı. Evet, nar ekşisi ve balsamik sirke. Limon da aldım. Şimdi pirinç. Bağda bir pirinç almam lazım. Safranlı pilav yapacağız dedik. Hep eleştirilen bir şey ama işte herkesin pilavı farklı farklı oluyor. Toz şeker. Bir fıstık. Tuzsuz fıstık içi. Alışveriş arabasını bırakıp fıstık işlerinin olduğu yere doğru harekete geçen yarışmacımız bu arada Hamiyet Hanım'ın kulaklarını da çınlatıyor. Mahalledeki kuru yemişleri almış ve kendisi dönmüş fakat büyük bir talihsizlik yaşadı. Dün akşam içinden kabuklu bütün bir fıstık çıktı. Ben açıkçası yani inanamadım gözlerime. O yüzden ben böyle vakumlanmış, elenmiş ve kontrol edilmiş bir fıstık tercih edeceğim. Bu arada listede hala alınmayan şeyler kaldı mı? Türk kahvesi alacağım. Türk kahvesi nerede bulabilirim? Görevli eşliğinde Türk kahvesi almaya giden yarışmacımız elindeki fıstık içini arabanın içine bırakmayı da unutmuyor. Arabamda. Türk kahvesini de alıyoruz. Evet, Türk kahvesini işaretledik. Herkes lokum ikram etti yanında. Lokum var mıdır burada? Görevli lokumlar üzerine araştırma yapmaya giderken yarışmacımız da arabasını alıp içecek reyonuna yöneliyor.